Merhaba arkadaşlar, tekrar beraberiz. Bilgisayarımızı artık oluşturmaya başladık. Donanımlarımızı taktık. Şimdi artık bilgisayarımızı sıra yüklemekte. Nasıl yüklüyorduk? USB'den veya CD driver'dan, DVD driver'dan hiç fark etmez. Windows CD'si veya diğer işlem sistemlerinin CD'sini takarak artık genel olarak next, next, next diyerek bilgisayarın yüklenmesini sağlıyorduk. Bilgisayar yüklendikten sonra, işlem sisteminin yüklendikten ve masaüstü geldikten sonra artık diğer işlemlere geçeceğiz. Ama burada size bazı konularda bilgi vermek istiyorum. Bilgisayar elektrik verdiğiniz ve düğmesine bastığınız açıldığı an itibariyle üzerinde artık bir işlem sistemi yok. Henüz yüklenmedi. Fakat kendine ait bir işlem sistemi var. Nedir? BIOS'tur. Arkadaşlar BIOS bilgisayarda donanımları yöneten çok çok önemli bir parçadır. Ve size şunu göstermek istiyorum. Şu chipset anakartın üzerinde mutlaka mevcuttur. Ve bu chipset sayesinde bilgisayar takılı olan bütün parçaların bilgilerini üzerinde tutar. Aynı zamanda yüklü işlem sistemi veya sistemlerini üzerinde bilgisini tutar ve onların açılmasını sağlar. Bunu nasıl yapar? Tabii ki bir menü vasıtasıyla bunu yönetebiliyor. Görmüş olduğunuz menü ile bunu siz çok rahat yönetebilirsiniz arkadaşlar. Strategy MOS Setup, BIOS Setup, Chipset Setup, Power güçle ilgili. Mesela bir düğmeye bastığınızda kapanmasını mı istiyorsunuz? Bunu ayarlayabilirsiniz. Diğer özellikler tabii ki yüklenip password verebilirsiniz. Veya eskiden hard diskin tanıtılması için BIOS'tan işlem yapardık. Ama şimdi artık plug and play var. Hard diskin veya diğer donanımların tanıtılması konusunda bir eksiklik varsa onu buradan giderebilirsiniz. MSI'nin veya Maximus'un olduğu gibi. Ama dediğim gibi bu standart bir BIOS görüntüsüdür. Evet, kasamızı da oluşturmuştuk biliyorsunuz. Bir koruyucu kasa, içinde anakartın vidalandığı bir bölüm, dışarıya doğru çıkan anakartın üzerindeki onboard parçalar, işlemci burada arkadaşlar soketinde ve üzerinde onu soğutmak için görevli bir tane fan mevcut. Power supply'ımızı aşağı bağlamışız ve power supply'ımızdan da anakart dahil diğer bütün parçalara elektrik verecek olan kablolar yerlerine ulaşmış. Bir tane fan burada, muhtemelen bir tane de burada kapağında vardır. Hatta ön tarafta da bir fan olduğunu düşünüyorum. Hard disklerimiz de burada. Bunlar da tabii ki yuvalarına bağlanmış. Driver'lar burada. Kasa olarak kullanıma hazır bir halde gelmiş. Asus'un bir anakartı arkadaşlar. Bir tane fan burada. İşlemcinin üzerinde daha böyle dikey değil de yatay bir fan var. Bu da soğutmayı sağlıyor. Burada görmüş olduğunuz power supply ve elektrikle beslediği kablolarıyla beraber bütün donanımına ulaşımını sağlamış arkadaşlar. Hard diskler konusunda bir bilgi vermek istiyorum. SATA hard disk artık eski hard disklerden daha hızlı ve daha kullanışlı bir hale geldi hard disklerimiz. Bunları piyasadan daha ucuz rakamlara temin edebilirsiniz arkadaşlar. Bu SATA hard diskin bir de içine bakalım. Arkadaşlar yani SATA hard disk deyip geçmeyin. Belinizin tutulduğu bütün bölümler burada arkadaşlar. Onun da kendine ait bir anakartı var. O da BIOS kanallarına ve birbirlerine bağlantı sağlayan kanallara sahip. Ve görmüş olduğunuz gibi diskler burada. Bu diskler dönerek kafasıyla beraber sizin eklemiş olduğunuz verileri buraya kaydediyor. Normal bir CD düşünün, hayal edin. O CD'den belki binlerce olması gereken sayısı kadar tabii ki kapasitesine göre burada hazırlanmış ve üst üste yerleştirilmiş plakalar halinde okunmaya müsait arkadaşlar. Her evde büyük bir ihtimalle bir telefon fişi vardır. Telefon fişini mutlaka ki bir kabloyla bir splitter'a bağlayabilirsiniz. Splitter ayırıcı demektir arkadaşlar. Analogtu santrallerimiz ve telefonu ve modemi birbirine beraber birlikte bir şekilde bağladığımız zaman internete girdiğimiz zaman telefonu keserdik. Telefonu konuşamazdık. Telefon sürekli meşgul çalardı. Şimdi öyle değil. Splitter'lar çift portludur ve bir portu telefona, bir portu da modeme girer ki modem buradan servis sağlayıcının sağlamış olduğu internet hizmetini alır, bilgisayara aktarır. Nasıl? Ayrı bir porttan bilgisayarın ethernet kartına giren bu jack sayesinde RJ45 diye geçer. Bilgisayarı alır, internete gönderir. Bilgi sahibi olun ki içeride nelerin döndüğünü, neler olduğunu anlayabilin diye istiyorum. Tabii ki. Şimdi bilgisayarımızı açtık. BIOS artık sistemi yüklemeye başladı. Sizden bir işlem sistemi isteyecek arkadaşlar. Sizden istediği işlem sistemini yüklerken mutlaka 32 veya 64 bitlik durumuna dikkat etmeniz gerekiyor ama diyelim bir Windows yüklüyorsunuz. Windows'un serisini veya USB'sini taktığınız zaman yolu da eğer BIOS'tan tanımlarsanız otomatik olarak kendi yüklemeye devam edecektir. Sizden ufak tefek
bazen bölge ayarı, işte tercihler falan isteyecektir. En sonunda Windows kendi masa üstüne veya diğer işletim sistemleri kendi masa üstüne gelecektir. Masa üstü geldiği an itibariyle yapmanız gereken en önemli şey, bir, anakartı tamamen tanıtabilmek, özelliklerini bildirebilmek. Dolayısıyla anakart silisini takın ve onun bütün driverlarını yükleyin. Ondan sonra ekran kartı. Ekran kartını taktığınız zaman ekran kartı olarak algılar sistem ama nasıl bir ekran kartı, özellikleri nedir bilmez. Dolayısıyla ekran kartı silisini takıyoruz ve onun özelliklerini sisteme, bilgisayarımıza aktarıyoruz. Eğer taktıysanız bir ses kartı, ses kartının özelliklerini tanıtan bir driver tanıtıyoruz. Modem taktık, kullanıyoruz. Bunun modem olduğunu sistem biliyor. Ama hangi model modem? Yani ne işe yarar, ne tür özellikleri vardır? Bunları gösterebilmek için de modemin driverını yükleyebilirsiniz. Varsa eğer printeriniz ve scannerınızı USB bağlantılardan genelde yapılır. USB olarak bağlayarak bunların da driverlarını yükleyebilirsiniz. Driverları tamamen CD'lerden yükledik ama eğer ki yok ise elinizde ve driver'ı bulamıyorsanız yapacağınız şey internetten modeline göre driver'ını bulup yüklemektir arkadaşlar. Hiçbir fark yok, emin olun. Daha sonra bilgisayarımızda ekran koruyucu power seçenekleri, yani işte ne kadar zamanda ekran uykuya geçsin veya kapansın şeklinde arka plan ayarları, panel ayarları, bunları zaten kişisel olarak yaptığınızı düşünüyorum. Çok detaya girmiyorum. İsterseniz bir ortak ağ kullanıp kurabilirsiniz. Bu modeminizin sayesinde o modemden internete çıkış yapan wireless veya kablolu herhangi bir bilgisayar o ortak ağda resim veya dosya paylaşabilir. Birbirinize iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Ve daha sonra olması gereken önemli şey, olmazsa olmaz, MS Office arkadaşlar. Office programını kurmanız, kelime işlem programlarını kullanabiliyor olmanız lazım. Daha sonra sıkıştırılmış dosyaların açılması veya sıkıştırma işlemleri yapmak için de mutlaka WinZip ve WinRAR yüklü olsun arkadaşlar, elinizde bulunsun. Bunları da internetten bulabilirsiniz. Gaming Tools, belki bunu ilk defa duyanınız vardır ama özel bir ISO formatı vardır. Bu ISO formatı genelde programlar için geçerlidir. Yüksek kapasiteli. Daha iyi sıkıştırabilir. ISO formatlı bu dosyaları açabilmek için de elinizde mutlaka bir Demon Tools bulunmalı. Bunu da kurmanızı istiyorum. Çünkü herhangi bir ISO'yu açtığınız zaman sanal bir driver oluşturur. Yani sanki bir DVD writer'ınız veya ona benzer başka bir şeyiniz varmış gibi. O onun içine açar ve ondan sonra sizin kurmanızı sağlar. Tabii ki PDF'ler bizim olmazsa olmazlarımız. Bunları okuyabilmek veya görebilmek için de ne lazım? Acrobat Reader programını yüklemeniz gerekiyor. Bilgisayar İnternete bağlandığında birçok animasyon ve birçok görsel show görürsünüz. Bunları görebilmeniz için de, tabii ki güncel olarak izleyebilmeniz için de flash'ınızın mutlak ve mutlak update edilmiş yeni sürümüyle olması gerekiyor. Yani ne yapıyoruz? Flash'ı yüklüyoruz güncel sürümüyle. Tercih sizin. Ben bu Windows'a ait bedava olan Movie Maker'ı mutlaka yüklüyorum. Çünkü film ve video montajlarında ufak çaplı bazı efektleri de ekleyebiliyorsunuz ve sesle de oynayabiliyorsunuz ama ben Movie Maker'ı mutlaka kullanmanızı öneriyorum. Müzik dinlemek için tabii ki Winamp benim tercihim ama birçok müzik programı piyasada var. Bunlardan herhangi birini seçerek kullanabilirsiniz. Browser'lara gelelim. Browser'lar biliyorsunuz internette sizi internete girdiğinizde internetteki sayfaları ve bilgileri size kodları çözerek getiren aslında bizim en büyük yardımcılarımızdır. Microsoft Windows 10'da Microsoft Edge yüklüyor otomatik olarak. Macintosh kullananlarda da Safari otomatikman yüklüyor ama benim tavsiyem mutlaka Chrome, Firefox ve Yandex'i de yüklemeniz ve özellikle de kod çözümünde inanılmaz derecede güçlü olan Chrome'u kullanmanız arkadaşlar. Birkaç tane screenshot programı ve editör programı, daha önce bu isimlerden bahsetmiştik. Bularak bunları da sisteminizde kurabilirsiniz. Örneğin Sublime'ı veya Atom'u kurabilirsiniz. Screenshot'lardan da FileScreen veya Screen Capture diye programlar var. Bunları yükleyip kendinize kolaylık olması açısından bilgisayarınızda hazır bulundurabilirsiniz. Video oynatmak veya video izlemek için de VLC, GOM, QuickTime ve Media Player gibi programları tercih edip yükleyebilirsiniz. Handbrake Move Video Minimizer ise video boyutlarının daha küçük hale getirilmesine size fayda sağlıyor. Dolayısıyla kolay da kullanımı var. Bunları da yüklerseniz, bilgisayarınızda bulunursa harika olur arkadaşlar. Web siteniz varsa dosyalarınızı ve bilgilerinizi web sitesine yükleyebilmek için mutlak ve mutlak FileZilla ve Qt FTP'yi kullanmanız gerekiyor.
size internet servis sağlayıcı herhangi bir bölüm, işte isim teşhisi, Natro veya GoDaddy gibi yer bir size kod verir. Bu kodla sayfanıza admin olarak girersiniz ve bu sayfanıza girdiğiniz yerde kendi sayfalarınızı yükleyebilir, resimlerinizi aktarabilirsiniz. Bu da sizin için olması gereken bir program. İlgi alanınıza göre tabii kurmak istediğiniz ne varsa daha sonra onları da kurabilirsiniz. İşte AutoCAD, 3D Max, Maya, Revit, Photoshop, Illustrator, işte Dreamweaver veya kod editörler hiç fark etmez. Ama istediğiniz gibi sizin ilgi alanınıza uyacak şekilde programlarınızı kurabilirsiniz. Ve sisteminiz artık tam anlamıyla sizin emrinizde ve kullanıma hazırdır. Burada bir tek şey özellikle söylemek istiyorum. Lütfen sistem dosyaları, yani işletim sistemi dosyaları dışındaki tüm dosyalarınızı mutlaka ve mutlaka İkinci bir hard disk bağlayarak oraya kurun. Veya tek hard diskiniz var. Paranız yok mu? Peki kurarken sistemi, işletim sistemini yüklerken orada mutlaka ve mutlaka partition oluşturma bölümü gelecektir. Orada en azından ikiye bölün. Bir tanesi C, bir tanesi D olarak otomatik tanımlanacaktır zaten. Lütfen sistemi C'ye kurun ve D size ayrı bir yedek parça olarak kalsın. Oraya bu dosyaların, bu programların driverlarını kurabilirsiniz ve yedeklerinizi orada bulundurabilirsiniz arkadaşlar. Çok önemli, bilgi kaybına uğramak istemiyorsanız lütfen bu dediklerime dikkat edin. Ayrıca bir de internetten bakın, internete girin, şunu inceleyin, buna bakın falan diyorum ama o programları bulduğunuzda da bu programmış deyip de lap diye yüklemeyin. O programlar hakkında temel bir bilgi sahibi olun. İndirdiğiniz yerin ne kadar güvenilir olduğunu inceleyin. Ona göre o programları yüklerken tercihlerinizi yapın. Lütfen kulaktan duyma bir bilgiye sahip olarak bir program yüklemeyin. Ve kullanmadığınız programları da mutlaka mutlaka program kaldırdan kaldırın arkadaşlar. Sistem daha hızlı çalışsın. Bunlar çok önemli. Sistemi kurarken de RAM işinden bahsetmiştik. RAM aparatından bahsetmiştik. Bu ön bellekti. Aslında bir tampon görevi yapıyor demiştik. RAM, siz kaç tane program kurar ve arka planda, yani şurada görmüş olduğunuz çalışmasını sağlarsanız RAM o kadar meşgul olacaktır. Dolayısıyla bilgisayarınız o kadar kasılacaktır. Bunlara dikkat etmenizi çok istiyorum. Artık bu bölümden itibaren bilgisayarın toplanması ve kurulması işlemlerini bitirdiğimizi düşünüyorum. Sorunuz olursa lütfen bana gönderin. Hatta ek bir değişik bir ders talebiniz olursa gene bana iletin. Ben o konularda size temel veya ileri seviye, nasıl isterseniz, eğitim programını hazırlarım. Artık ama sırada ne var? Derslerimiz başlıyor arkadaşlar. Lütfen beni takip etmeye devam edin ve abone olun. Lütfen tıklayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Saygılar sunuyorum.